Burada açığa satışı biraz açalım mı? Çünkü biz telli şirketleri için gelmesini değerlendiriyoruz. Bakan Şimşek'in açıklaması böyleydi. Önümüzdeki süreçte biz telliye geldikten sonra diğer endeksler için de gelebilir mi? Bu ne getirecek mesela? Şu an olmaması ne anlam ifade ediyor? Olunca ne bekliyorsunuz? Aslında açığa satış nedir? Oradan başlamakta fayda var. Yani çünkü açığa satış dediğimiz zaman bazıları ne olduğunu da bilmiyor yatırımcının. Çok da aslında bireysel yatırımcının birebir de çok kullandığı bir enstrüman da olmuyor. Elbette işi bilenler biraz daha profesyonel olarak bunu kullanıyor ama açığa satış dediğimiz olay şu. Yani şöyle düşünür, ben biliyorum ki dolar çok hızlı bir şekilde düşecek. Örneğin bir örnek verecek olursak. Doların düşüşünden para kazanmak istiyorum ama yani ne yapacağımı bilmiyorum. Senin de uzun vade taşıdığın dolar olduğunu biliyorum. Yani ve bunu satma niyetin olmadığını biliyorum. Ben sana geliyorum diyorum ki Uğur, şu 100 bin dolarını bana borç verir misin? Sen de bana borç veriyorsun. Ben aldığım bu 100 bin doları gidip döviz bürosunda satıyorum ve doların düşmesini bekliyorum. Eğer beklediğim gibi gerçekleşir, dolar düşerse düştüğü yerden tekrar 100 bin doları alıyorum döviz bürosundan, gelip sana 100 bin dolarını veriyorum. O ilk sattığım fiyatla aldığım fiyat arasındaki farksa benim karım oluyor. Yani bu aslında bir açığa satış örneği. Benim olmayan bir şeyi satıyorum. Senden ödünç alarak satıyorum. Şimdi vadeli piyasalarda burada ödünç almaya gerek yok. Pozisyonunu direkt düşüş yönünde de alabiliyorsun. Yani yükseliş düşünüyorsan long dediğimiz pozisyonu alıyorsun. Yukarı yönde hareket ettiğinde piyasa para kazanıyorsun. Düşüş bekliyorsan o anda düşüş yönünde pozisyon alıp ilk pozisyonunu, piyasa düştükten sonra para kazanıyorsun. Şimdi hisse senetlerinde de normal şartlarda hep alırsın, klasik yatırım şeyi, hisseyi alırsın, yükselecek diye alırsın ve yükseldiğinde para kazanırsın. Ama ben biliyorum ki bazı haberler piyasayı olumsuz etkileyecek ve bu olumsuz etkilediğinde hisse fiyatları düşecek. Elimdeki hisseyi sattım, tamam, ama daha fazla kar elde etmek istiyorum. Bu durumda açığa satışı yapıyorum. Diyorum ki elimde olmayan hisseyi örneğin 10 liradan satıyorum. Elimde yok, hesabımda eksi 100 bin tane örneğin X hissesinden oluyor. Hisse daha sonra 9.50'ye düştüğünde, evet diyorum düştü, benim düşmesini beklediğim yerde buralardı. Geliyorum tekrar 100 bin tane hisseyi alıyorum, yerine koyuyorum. Aradaki fark benim karım oluyor. Eğer bugün içinde olursa sıkıntı yok. Sattım, aşağıdan yerine geri koydum ve karımı elde ettim. Gün aşırı taşıyacaksam pozisyonu, o zaman da gidiyorum diyorum ki benim takasta bu pozisyonu hesabımda göstermem lazım. Takasta ödünç piyasasına gidiyorum. Diyorum ki bana bir günlüğüne, iki günlüğüne, üç günlüğüne neyse bana ödünç hisse verin. Bunun karşılığında da ben size bir faiz ödeyim. Bu şekilde piyasa işliyor. Şimdi burada ne olmuş oluyor? Bir, açığa satışla düşüş yönünde de yatırımcı para kazanabiliyor. İki, elinde hissesini satmak istemeyen, tutmak isteyen, işte senin biraz önceki 100 bin dolar örneğinde gibi yatırımcılar da elindeki hisseleri belli bir dönem için ödünç verip elindeki hisseden faiz geliri elde edebiliyorlar. Yani satmadığı hisseden faiz geliri de elde edebiliyorlar. Şimdi iki taraflı çalışıyor. Şimdi neden önemli açığa satış? Her açığa satış aslında bir alıştır. Yani daha sonraki süreçte fiyatları dengeler. Yani düşmesini liradan bekliyorsun ki alasın. Aynen. 10 liradan sattın. Düştüğü zaman, fiyat anormal düşmeye başladığı zaman, ya bu kadar da fazla dediğin yerde o daha önce yapılan açığa satışlar tekrar alıma gelir. Pozisyon kapatmak için ve piyasayı dengelemeye başlar. Hmm. Ya da bir hissede fiyat çok abartı yükselmeye başladı. Bunun açığa satış yaparak bir başkası diyebilir ki ya bu çok yükseldi. Bunu bu kadar yükseltecek bir gerekçe yok. Ben bunu açığa satayım. Bu bir yerden döner düşüncesi başlar ve satışlar gelmeye başlar. Yani piyasayı yükselirken bazı hisseler anormale çıktığı zaman anormali dengeleyici yönde açığa satış gelir. Açığa satışlar geldi, piyasada normal satışlar geldi. Piyasa bu sefer satışa abartmaya başladı. Bu sefer de açığa satış yapanların alımlarıyla piyasa tekrar denge gelir. Yani piyasadaki iki yöndeki volatiliteyi de kısan bir uygulama açığa satış. İkinci bir konusu şu, algoritmalar piyasada tek yönde çalışmıyor çoğu zaman. Şu anda Viyop'taki yoğunlaşmanın temel sebeplerinden bir tanesi açığa satış imkanının olmaması. Açığa satış imkanı geldiğinde algoritma çift taraflı. Yükseldiğini düşündüğünde satacak, düştüğünü düşündüğünde alacak. Şimdi geçtiğimiz günlerde SPK'nın bir bülteni yayınlandı ve aracı kurumların hepsine neredeyse ceza geldi. 53 tane aracı kuruma depo şartından, yanlış hatırlamıyorsam 13 tane de aracı kuruma açığa satış kuralından dolayı ceza geldi. Şimdi bu açığa satışlar böyle çok büyük rakamlarla yapılmış, piyasayı domine eden açığa satışlar değildi. Yani sistemlerin, algoritmaların ya da bazı portföylerin
hani anlık işlemlerinden kaynaklı açığa satış tutarlarının çıkmış ortması. Belki 50 lira, belki 200 lira, belki 250 lira. Ya da daha ciddi rakamlar varsa da SPK'nın bunu açıklaması gerekir aslında. Şimdi bu taraftan da böyle cezalar yiyenler oldu. Yani sistemin çift taraflı çalışması, algoritmaların eş anlı olarak bir taraftan alıp bir taraftan satabilmesi, düşerken düşüş yönünde pozisyon alabilmesi, piyasaya yeni likidite ve yeni algoritmaların gelmesi için de önemli. Yani bu işlem iki yönden avantaj sağlayacak. Bir, piyasaya yeni likidite gelecek, yeni oyuncular gelecek. Bu piyasadaki monopol yapıyı ortadan kaldıracak bir noktada. Şu anda çünkü piyasada bir tane büyük oyuncumuz var. O almak istediğinde piyasa yükseliyor, o satmak istediğinde piyasa düşüyor. Çünkü karşısında bunu dengeleyecek herhangi bir uygulama ya da başka bir portföy ya da bir başka algoritma yok. Şu anda o algoritmaların girişinin önü açılmış olacak ve oranın da dengelendiğini göreceğiz. Yani piyasa monopol yapıdan çıkmış olacak. İkincisi de piyasanın aşırı yükselmesi ve aşırı düşmesi hisseler özelinde bunları dengeleyici özellik sağlayacak. Şimdi bu da ikinci özelliği. Üçüncü bir özellik de şu aslında. Sabit hisse taşıyan yatırımcılara hisselerini taşımaları için ödünç piyasası üzerinden faiz geliri elde etmelerini sağlayacak. Fonlar ya da bireysel yatırımcılar bu hisselerini ödünç vererek de buradan bir ödünç geliri elde etmenin imkanını bulmuş olacaklar. Ve günümüzde faizler yükseldiği için o ödünç geliri de hatıra sayılır bir gelir olacak. Yani öyle piyasada çok düşük faizlerle işte o ödüncü bulmak da mümkün olmayacak. O nedenle hisse taşıyan uzun vadeli yatırımcılar da hisse senetlerine ödünç verdiklerinde hatırı sayılır bir getiri elde etmeye başlayacaklar. Yani bu üç anlamda piyasayı dengeleyecek bir unsur olacak. Peki bu açığa satış madem bu kadar faydalı, zamanında niye kaldırıldı? Şimdi olağanüstü dönemlerde her şeyin kötü gittiği ve haberlerin yüksek olduğu dönemde piyasanın herkesin sattığı bir dönemde açığa satış imkanını getirdiğinizde herkes üstüne daha fazla satmaya çalışabilir. Yani o panik atmosferlerini paniği arttıracak etkiler oluşturabilir. Yani dünyada da böyle dönem dönem Avrupa'da da gördük, Amerika'da da gördük. Olağanüstü koşullarda bu açığa satış yasakları getirildi. Bizde de getirildi. Ama bizim piyasamız o olağanüstü koşullardan bir türlü çıkarılamadı. Ve neticesinde 6 Şubat depreminden itibaren tamamen öncesinde işte bazı kurallar getirilmişti. İşte aptik kuralı. Açığa satışı yaparken normalde mesela ben gördüğüm fiyata açığa satış yapabilmem gerekirken açığa satışı zorlaştıran, gördüğün fiyata satamazsın, bir üst kademeye satış yazabilirsin kuralı getirilmişti. Bunun gibi tedbirlerle bu süreci getirdik. Olağanüstü dönemlerde evet, paniği arttırmaması konusunda, hafifletmesi konusunda fayda sağlıyor. Ama uzun süre bunun devam etmesi de piyasadaki likiditenin kurumasına sebebiyet veriyor. Şu an biz o noktaya geldik ve artık bu noktada evet, yavaş yavaş normalleşme yönünde bir adım atıyoruz. Bu yayınlarda da hep konuşuyorduk, bir cümle söyleyeyim. Burada piyasanın hep şunu söylüyordum. Ekonomide normalleşme adımları gördük. Bankacılık sektöründe normalleşme adımları gördük. Faiz piyasasında normalleşme adımları gördük. Ama bizim borsamız olağanüstü koşulların olağanüstü önlemleriyle işlem yapan bir borsa konumundaydı. Bu olağanüstü koşullardan çıkış adına da bu ilk adım bence çok önemli. Devamı da gelecektir diye umuyorum ben. İnşallah hani önümüzdeki dönemde bunun faydasını da piyasada likit anlamında görüyor olacağız.